I fought 3 times with Turkish fighter and always I won. Now I'm in Turkey, in Istanbul, for fight with Errol Zimmerman and I will be winner. I'm fighter in K1, kickboxing and Muay Thai. This is my life. I fight over 22 years. I'm happy that can be here and can do this very nice sport. For me, it's important to be in training all time. The age is no problem for me. I know Errol Zimmerman. I fight 2 times with Errol, but it's a long time ago. We have 1-1. New fight because we fight in a different weight category, mm-hmm. in 85 kilos. Mm-hmm. Now it's heavyweight. First fight I won, and second fight won Errol. I can't win to Istanbul. I haven't too much experience with Turkish people, only with Turkish food on holidays, and I like Turkish food. And after this interview, I go eat. It will be good. Kebab. Kebab, of course. I've been, this is now my third time in Istanbul. I've been to Mamares, Sida, Alanya. I have many fans here. A lot of Turkish people, they like me. They like the sport, they like kickboxing, MMA. They're really, when I come in a place, I make the place my home always. I'm no glory fighter. I'm a real K1 fighter. I feel very good that they ask me to fight here. I cannot wait for Friday. I really cannot wait. I'm happy. I feel good. I'm with my team, and we're gonna show some action. I'm fighting Thomas Rohn, and I will let him see what the big Errol Zimmerman can do. He fought me like when I was a little boy, and now he's gonna feel the real man power. When I'm in the ring, when I'm in the arena, it's always the fight of the night. I can guarantee you that. Well, that's my style. I come inside, I come to finish you. I don't come to play tick, 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 tick. That's not my game. I come inside to kill you. That Turkey brings us very wide, worldwide, you know? So it's not only in Turkey, but all over the round of the countries. Bucharest, Romania, Yugoslavia, Holland, Japan, everywhere they are watching, and they see me again on TV. So I'm very happy. I hope the crowd missed me and I can show them something great again. İşte tartıdan görüntüler de ekranlarınızda sevgili izleyiciler. Göz göze geldikleri an buydu. Önce mavi köşede representing Czech Republic, Czech sporcu, trained by Danny DeVries and Zdeněk Penza, a fighter of Colosseum Sports Club, 41 years old, standing 1 meter 93 tall, weighing 100 kilos. 121 fights in his professional record, 99 wins, 38 coming in the way on knockout, 19 defeats and 3 draws. WKN World Champion, 41 yaşında, 1.93 boyunda, tam 100 kilogram ağırlığında, profesyonel kickboksta 121 maç yaptı, 99'unu kazandı, tam 38 kez knockout etti rakiplerini, 19 kez mağlup olurken 3 kez de berabere kaldı. WKN Dünya Şampiyonu, The Rattlesnake, Çıngıraklı Yılan, Thomas Rohn! And his opponent in the red corner, işte rakibi, kırmızı köşede. Representing the Netherlands, Hollandalı sporcu, trained by Nick Hammers and Nick Ty Hammers and a fighter of Hammers Gym. Nick Hammers ve Nick Ty Hammers yapıyor antrenörlüğünü. Hammers Gym sporcusu, 36 years old, standing 1.92 meter tall, weighing 118 kilos. His professional record, 141 fights, 112 wins, 46 coming in the way of Raquel, 20 defeats, and only one draw. K1 World Grand Prix, Super Combat Champion, Glory Heavyweight Champion! 36 yaşında, 1.92 yaşı boyunda, 118 kilogram ağırlığında, profesyonel kickboksta tam 141 maç yaptı, 112'sini kazandı, 46 kez knockout etti rakiplerini, 28 kez mağlup olurken bir kez de berabere kaldı. K1 Dünya Grand Prix Super Combat Şampiyonu, Glory'nin eski Arsklet Şampiyonu, Kemik Kıran, The Bone Crusher, Errol! Zimmerman!
ring hakemi Mr. Cengiz Pan. Tartışmasız dünyanın en iyi anonsörlerinden biri olan Mustafa Özben'den anonsları dinledik. Tartışmasız diyorum. Bugün Amerika'da yaşasa Michael Buffer olurdu. Good luck. Corner. Judge. Round one, birinci round. Fight! Karşılaşma başladı sevgili izleyiciler. Errol Zimmerman, Thomas Rohn mücadelesi TV 8.5 ekranlarında başladı. Yüksek tekme Errol Zimmerman. Süper bir tekme. Badr Hari'yi yatırdı. O Japonya'daki maç akıllarda asla çıkmaz. Ring! Come back. Fight! Alçak tekme. Çek dövüşçüden orta tekme. Zimmerman bacaklara sert darbe vuruyor ve Thomas Rohn yerde. White corner. Bacak gitti. One. Bacak gitti. Two. Kulağıma kadar geldi three, sesi. Bence four, kırık var bacakta. Five. Doctor, come here. Doktoru çağırıyor şimdi. Stop. Çok sert stop bir tekme attı. Stop. Hem kaval kemiğinde, sağ kaval kemiğinde bir açılma. Sol bacağında ciddi bir problem. İşte ona bitirdi maçı. Lakabını hak eden bir adam olduğunu gösterdi. Çok sert tekmeler ve Thomas Rohn ciddi sakatlık yaşadı. Taşla göz arasında müthiş maç. Ve bu galibiyetle Errol Zimmerman kontrat alıyor Mega Fight Arena'da. Hareketini takip etmesi üzere Esta World Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Burak Tunçer'i ve Platin Oto Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Saral Dalyan'ı ringe davet ediyorum. İşte centilmence sarılıyorlar birbirlerine. Ne diyorsun? Bundan sonra ne olur Errol Zimmerman Mega Fight Arena'da nasıl maçlara çıkar bir otobüs? Rakip bulacağız kendisine. Errol. Bir şey söyleyeyim mi? Ben maça söyleyeyim sana. Evet. Hazır mısın? Söyle. Var mısın? Varım. Burak Bataracı ile bu maçı yapar mısınız? Yaparız. Kadir Yıldırım, Errol Zimmerman. Zaten öyle olacak. Öyle demiştim. Kadir ile ben demiştim ki sizin kazananlarınızı eşleştireceğim demiştim. Burak Bataracı. Buradan sana sormak istiyorum. Şu anda yanıma geldi. Kadir Yıldırım. Errol Zimmerman maçı olur mu? Neden olmasın diyorum. Yani seyircinin beklentisi böyle. Madem Kadir kazandı, madem Errol kazandı, bir sonraki Mega Fight Arena'da Kadir Yıldırım, Errol Zimmerman görür müyüz? Ben de sizin gibi bir ustadın yanında bunun sözünü vermiş olayım o zaman. Kesinlikle görürüz. Görecek miyiz? Kesinlikle göreceğiz. Bir ol topuzun bulunduğu bu organizasyonda yönetim kurulu başkanı Burak Mataracı'dan bu sözü aldık. Kesinlikle. Peki, teşekkürler. Saygıyı göstermek için hakemin yanında olacağım dedi. Bekletmeyelim onu. Winning by knockout in the 15th second of the first round. Birinci roundun 50. saniyesinde müsabakayı knockout'la kazanan Red Corner, Kırmızı Köşe, The Bone Crusher, Kimi Kılan, Errol Zimmerman! Sevgili izleyiciler, benim merak ettiğim Kadir Yıldırım ringe gelip Errol Zimmerman'la yüz yüze gelir mi? Ben bunu bekleyeceğim sevgili izleyiciler. Çok heyecanlı bir durum olabilir. Şimdi Çorumlu Vedat Kahramanoğlu'yla sevgili izleyiciler Hollandalı Chico Kvasi'nin maçı var. Ortalık birbirine girecek. Olay var olay değerli izleyiciler. Birazdan. What a night, what a fight. What would you like to say? Ne maç oldu ama çabuk bitirdin için neler söyleyeceksin? You know, a couple of years something happened, same like me. But I cut my patella.
way like this to win is no win. You know, I respect him. I know him for a long time. 18 years ago, we had our first fight, and it was a really tough fight. So I expected it today to, again, make a nice show for the people for Istanbul, for the Turkish fans here. But, it sucks. You don't want to win like this. And I respect Thomas. He's a very good fighter. He's one of the only guys. He's already like 40-something. And I fought him when I was 17 or 18 years old. And he's one of the only guys who still is fighting. So a lot of respect for Thomas. And I hope he will heal up very fast. Thomas gerçekten çok iyi bir sporcu. 17-18 yaşından beri onu tanıyorum. 8 yıl kadar önce de bir müsabaka yapmıştık onunla. Gerçekten çok değer verdiğim ve saygı duyduğum bir sporcu. Ben de benzer bir sakatlığı kaval kemiğimden yaşamıştım. Dolayısıyla şu anda onun neler yaşadığını da çok iyi anlıyorum. Daha farklı bir müsabaka olsun isterdik ama bazen sporumuzda işte böyle sakatlıklar olabiliyor. Umarım sizler keyif aldınız müsabakadan. Ve umarım Thomas en kısa sürede iyileşip toparlar ve sağlığına kavuşur.